Kocan senin üzerine kumar oynadı Begüm. Sonra da kaybetti. Bu ne rezilliktir Vedat? Bana bunun doğru olmadığını söyle Vedat. Ben Ali ile dışarıda bir konuşup geleceğim baba. Hiçbir yere gitme. Bunun açıklaması nedir? Baba, benden intikam almak için dönmüş. Beni oyuna getirdi, anladın mı? Ve hala oyun oynamaya devam ediyor. Tamam, bir konuşup geleceğim. Sen ne aşağılık bir adamsın lan. Şerefsiz bir yaratıksın lan sen. Bunu da mı yapacaktın bana? Bu namussuzluğu da mı yapacaktın bana? Sana oğlum demeye utanıyorum lan. Sami Bey. Anne. Benim şerefim de namusum da seninki kadar. Evet yaptım. Karımın üzerine kumar oynadım. Tıpkı vakti zamanında senin yaptığın şerefsiz. Sami Bey yapma Sami Bey. Gör. Bana tercih ettiğin adamı gör. İşte sen buna layıksın. Vedat, dur. Begüm. İrem ben çok kötüyüm, ne olursun bu akşam sen de kalabilir miyim? Kalabilirsin tabii. İyi misin sen? Begüm ağlama, ne oldu, bir şey mi oldu? Ha? Tamam ben şimdi eve geçiyorum zaten. Geç seni de alayım mı? Yok gerek yok, ben kendim gelirim tamam mı? Begüm artık benim. Onu almaya geldim. Thank you.
Manzara. Ne yapıyorsun? Nereye bakıyorsun? Teyzemlerin Boğaz manzarasını seyrediyorum anne. Ey Allah'ım ya. Ya deniz manzaralı evden düştüğümüz eve bak anne. Hangisinde yatacaksın? Hazırla yatağını. Ben de mi burada yatsam? Bizim oda pek bir daracık. Üstüme üstüme geliyor eşyalar. E hadi kızım. Burada Sevgi Sıdık'a yok. Mecburen sen hazırlayacaksın. Ay anne, damarıma basma bir de. Zaten babamla senin tedbirsizliğiniz yüzünden düştük bu hale. Biraz da kendinde ara kabahatini Hazan Hanım. O domuz büyüsü müdür? Her ne halt ise bulaştırmasaydın başımıza bunlar gelmeyecekti. Begüm Hanım'ı evden uzaklaştıralım derken bak sonunda bizi koydular kapının önüne. Ey Allah'ım. Ben burada yatarım anne, tamam. Bir şey delireceğim. Alo. Hani gebertmiştiniz adamı ha? Ölmemiş herif. Sizin yapacağınız işin içine ben hepinizle tek tek görüşeceğim. Kapat. Bir dakika Vedat. Nereye gidiyorsun? Begüm'ün yanına abla. Ne yüzle? Ha? Ne söyleyeceksin ona? Abla. Ne Vedat ne? Ben Sarp'a ne söyleyeceğimi bilemedim. Sen Begüm'e ne söyleyeceksin Allah aşkına? Oğluma senin gibi dayısı olacağını. Abla. İnan bana, bundan daha fazlasını hak ediyorsun. Aklım almıyor ya. Beynim durdu. Böyle bir şeyi nasıl yapabilirsin? Kızın namusunu hiç mi düşünmedin? O senin karın ya. Karın, hiç mi düşünmedin? Ama yeter. Tamam. Kime laf anlatıyorsun abla? Gidiyorsun demek. Git. Çık git. Bu eve gelin geldiğin güne lanet olsun. Bir gün yüzünü güldürmedin oğlumu. Bir gün mutluluk vermedin ona. Ama şimdi biliyorum nedenini. Vedat'la evlenmeden evvel Ali ile birlikteydin değil mi? Madem öyleydin niye girdin oğlumun kanına ha, niye? Yüzüme bak, cevap ver bana. Ne söylesem inanmayacaksın zaten, o yüzden de bırakın gideyim ben. Bana bak. Başka zaman olsa bunun hesabını sorardım sana. Ama şimdi seni bir saniye bile görmek istemiyorum. Çık git. Vedat oğlum bırak git. Anne lütfen dışarı çık. Vedat. Anne dışarı çık, kalbini kırarım. Vedat bana engel olmaya çalışma. Bırak onları, burada kalacaksın. Sana buradan bir yere gidemezsin diyorum, tamam mı? Senin yerin burası, burada kalacaksın. Sıkıyorsa git de göreyim bakayım. Ne yapacaksın? Öldürecek misin beni? Öldürsen de rahatla, ben de rahatlayayım artık. Ben bu aşağılanmayla yaşamak istemiyorum, anladın mı? Begüm, bak beni bir dinlersen anlatacağım. O kansız şerefsiz beni oyuna getirdi. Bilerek yaptı bunu. O masaya beni bilerek oturttu. Zaaflarımdan faydalandı, anladın mı? Bak bir sakinleşim, her şeyi doğru düzgün konuşur, hallederiz, tamam mı? Acı olan da bu ya Vedat. Daha bugün bana son bir şans ver diye yalvarıyordun. Ne oldu? Ha, unuttun mu onları? Bütün bunları bilerek yaptın. Ortaya çıkmayacak mı sandın? Ne olacaktı? Ne yapacaktın? Öldürecek miydin Ali'yi? Evet. Aramızdan sonsuza kadar çıksın gitsin istedim. Hepsi bu. Ama merak etme, bak it gibi yaşıyor. Tamam mı? Sen olsun işte. Her şeyi yaparsın. Bütün pislikleri, bütün adilikleri. Bebeğimi kaybettim de ne düşündüm ben biliyor musun? O adam bir daha benim canımı acıtamaz dedim ama tebrik ederim. Seni daha beterini yaptım. Bravo sana. Bırak beni. Şansını zorluyorsun, zorlama. Sen neye kızdın Vedat? Oyunu kaybetmene mi, beni kaybetmene mi? Ha? Git. Nereye gideceksin çok merak ediyorum. Benim paramla okuyan kardeşinin yanına mı gideceksin ha? Bakıma muhtaç teyzene mi gideceksin? Kime gideceksin? Begüm, sen bana muhtaçsın. Ben seni seviyorum, buradan bir yere gidemezsin, tamam mı? Ben ne yapmış olursam olayım, senin kocanım ben. İyi ya işte. Ben de kocamın borcunu ödemeye gidiyorum. Begüm. 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 Yalvarırım bırak gitsin.
çıksın hayatımızdan. Sana hayır gelmez bu kızdan Vedat. Anne beni bir bırak. Bırakmam. Bu kadın yüzünden canından olacaksın. Seni de kaybetmeye dayanamam ben, dayanamam Vedat. Anne bir dur. Vedat. Begüm. Anne. 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 Abi. Anne. Anne, anne benim buradayım. Anne beni duyuyor musun? Anne, anne, gönül su getir çabuk çabuk. Anne beni duyuyor musun? Sevgi. Kardeşimi verin bana. Kardeşim nerede? Arkadaşım bağırıp durma. Hastane burası. Lan nereye götürdün sen? Nerede? Alıp götürelim şunu. Lan bırak! Ne oluyor burada? Doktor. Siz. Cenazemi burada bırakmam. Bir dakika. Bir dakika Sergin Hanım. Tamam çocuklar siz gidebilirsiniz. Ferhat nerede? Şu anda hastanız yoğun bakımda. Haberiniz yok mu? Yaşıyor mu? Evet yaşıyor. Uzun uğraşlar sonucu tekrar kalbini çalıştırmayı başardık. Şu anda durumu iyi. Ancak 24 saat için kesin bir şey söyleyemiyoruz. Görebilir miyim? Şu anda yoğun bakımda, mümkün değil. Görmem lazım. Bir kısa yaşadığını gözümle görmem lazım. Tamam ama kısa. Gelin benimle. Değiştirdim. Buradan sağa dönebilir miyiz? İyileşecek değil mi doktor? Dediğim gibi. Bu gece çok önemli. Tamam ben burada beklerim. Aslında beklemenize gerek yok. İsterseniz gidebilirsiniz. Yok burada iyiyim ben. Siz bilirsiniz. Ali abi. Söyle Kadir. Ferhat abi nasıl? İyi. Daha iyi olacak ama. Hastane dışında önlem aldık. Otelde de. Ben senin emrin olmadan bir adım bile atmak istemedim. Arkadaşlar buradalar zaten. Sen de mi yaralandın abi? Bir şey yok, iyiyim ben. İstersen gidip üstünü falan değiştir. Ben buradayım. Tamam ama buradan bir yere ayrılma. Gözün dört aç. Tamam abi. Merak etme sen. On altıya çıkmış annemin tansiyonu. Neyse ki biraz kendine geldi. Sarp'a baktın mı? Baktım, uyuyor. Lan çocuk nelere şahit oldu. Adi şerefsiz. Adi şerefsiz. Pislik herif. Lan yaptığı rezillikle utanmadan, sıkılmadan bir de hala konuşuyor ya. Allah belanı versin senin Vedat. Allah bin türlü belanı versin. Pislik. Taner lütfen. Ne lütfeni lan? Ne lütfeni? Sen de anan gibi Vedat'ın üzerine mi kapanacaksın ha? Vedat Bey'in neresinden tutup kaldıracaksınız çok merak ediyorum. Karısının üstüne kumar oynamak ne demek lan? Daha yaptığı hiçbir pislikten haberiniz yok. Şirkete borç tahsiline geldiler. Kumar masasına her şeyi koymuş. Kaybettiklerinin haddi hesabı yok. Bu sabah da baban onu bana karşı koruyordu. Gördü ama. Gördü. Lan ben bütün hayatım boyunca bunun için mi çalıştım? Senin manyak kardeşin kumar masasında her şeyi ortaya koysun diye mi emek verdim lan? Tamam, tamam haklısın Taner, haklısın. Ama olan oldu bir kere. Bak bu kadar sinirlenmenin, bağırmanın ne anlamı var? Tabii tabii. Biz senin kardeşine hiç bağırmayalım, sinirlenmeyelim. Beyefendi hiç üzmeyelim değil mi? Duyacaklar. Duyacaklar, duyacaklar. Lan ne biçim insanlarsınız lan siz? Ne biçim ailesiniz lan? Taner ne diyorsun sen ya? Boşuna tasa ediyorum değil mi ben? Doğru. Siz nasılsa her şeyi örtbas edersiniz değil mi? Şanınızla, şöhretinizle, paranızla her şeyi örtbas edersiniz değil mi Semiha? Ne oldu? Sustun Semiha. Dut yemiş bülbül gibisin karşımda. Çok acımasızsın. Çok acımasızım değil mi? En azından ben karısının namusunu,
ki hangi namustan bahsediyorsak artık. Ortalığa saçacak kadar haysiyetsiz değilim be. Hiç bitmeyecek değil mi? Bir an bile unutmayacaksın. Her zaman yüzüme vuracaksın. Yıllardır yaptığın gibi. Neyi unutacağım lan? Neyi unutacağım? Sen, anan, baban beni kandırdınız lan. Başkasıyla kaçıp namusunu kaybetmiş kızları Semiha'yı eve getirip benle evlendirdiler. Seni bana kakaladılar Semiha. Neyi unutacağım? Bana bak Semiha. Bana çok şey borçlusun. Başka bir erkek olsa benim yerimde ne sen ne ailen insan içine çıkamazdınız. O yüzden bana, kocana bir daha diklenirken bunları çok iyi düşün. Allah'ın adaleti işte. Yıllar önce senin bozduğun, benim sayemde kurtardığınız Seyhanlı soyadı Vedat sayesinde iki paralık olmak üzere. Şimdi yatsı var. Suratını bile görmek istemiyorum. Altı kimin yaptığını biliyorum. Yaptıranın hesabını ben soracağım. Yapanlarınkini siz. O tetiğe basan herifleri bulup getireceksiniz bana. Tek tek karşıma gelecekler hepsi. Ferhat'ın bedenine saplanan mermilerin hesabını verecekler hepsi. Bulun onları bana. Buyurun. Ali Bey'le görüşecektim. Yalnız hanımefendi, Ali Bey'in müsait olduğunu sanmıyorum. Siz Begüm Seyhan geldi değil mi? O zaman müsait olacaktır. Ne var? Dur. Baba bak söyleyeceğini söyledin. Tokadı da hak ettim ama yeter. Gel buraya. Gel buraya sana söyleyeceklerim var. Şimdi adam gibi anlatacaksın bana. Ne oldu? Ya bir şey olduğu yok. Oyun oynayalım dedi. Oynadık. Olay da buraya kadar geldi işte. Sen de bu pislikten kurtulmak için Ali'yi öldürmeye karar verdin öyle mi? Elbette tabii ki Ali de o öfkeyle buraya geldi. Oğlum sen daha önce de Ali'yi öldürmeye kalkmıştın. Üstelik ben sana bir daha Ali'ye bulaşmayacaksın dediğim halde kalkıp bu rezilliği bu kalbimi... Baba yeter. O masanın karşısında Ali vardı Ali. Anladın mı? Beni bitirmeye yemin etmiş. Ne yapacaktım? Acıyacak mıydım ona ha? Baba, Begüm'ün üzerine oynamayı senin oğlun istedi. Ne yapacaktın baba ha? Sen olsan ne yapardın? Ne yapardın Allah'ını seversen söyle. Bu iş dallanıp budaklanmayacak. Begüm'ü bulup hemen buraya getireceksin. Zaten onun bu evden hiç çıkmaması gerekirdi ya. Ya ben izin vermedim. Annem öyle fenalaşınca aklım gitti zaten. Bulup getireceğim ben, merak etme. Bir an önce bulacaksın. Bu meseleyi kendi aramızda halledeceğiz. Hiç kimse duymadan halledeceğiz, duyuyor musun? Bu rezilliğin yaşandığı o kumarhaneyi de... Merak etme. Ben tedbirimi aldım. Bir şey olmayacak oradan. Ha, tedbirini almışmış. Lan ben senin nasıl tedbir aldığını biliyorum. Yürü git hadi. Git karını bul getir. Onu bulmadan da bir daha bu eve girme.
Burası. Borcumu ödemeye geldim Ali. Bunun için gelmemiş miydin konağa? Buradayım işte. Kocamın borcunu ödemeye geldim. Begüm. Neden yaptın Ali? Ha? Dedim bari yaptığını. Kendine gurur duymalısın. Vedat'ı yendin. Ona dersini verdin. Ben de sayende layım buldum. Bir gün ben... Şşş. Sakın pişman olduğunu söyleme. Söyle şimdi. Nasıl ödeyeceğim kocamın borcunu ha? Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Burada mı? Nasıl yapalım? Hayır. Hayır Begüm. Al hadi. Kazandığını al, ben seninim hadi. Hayır. Neden? Kumarda kazanmadın mı beni? Kocamla üzerime oyun oynayıp kumarda kazanmadın mı beni Ali? Çok mu yandı canım? Sen de benim canımı yaktın yıllar önce. Vedat'ın karısı olduğun o gece, onun koynuna girdiğin o gece. Ben de böyle hissettim. Şimdi anladın mı bana ne yaptığını? Sen bu gece ihanetinin bedelini ödedin Begüm. İhanetimin bedeli. İhanetimin. Bu yüzden mi yaptın? Hı? Bu yüzden mi beni bu kadar aşağılık bir duruma düşürdün? Bu kadar ağır mı olacaktı benim cezam Ali? Öldür beni. Öldür. Sen de kurtul, ben de kurtulayım artık. Yeter Begüm. Ne sen ne de ben yaşayamayız, tamam mı? Uzatma Begüm. O yüzden ölmekten başka çaremiz yok. Hadi indir silahı. Kendine gel hadi. Evet Ali. Ali! Sakin ol. Sakin ol gel. Ali. Bir şey yok. Bir şey yok. Sakin. Bırak beni. Aç şu telefonu Allah aşkına ya.
Vedat. Doktor, Begüm orada mı? Hayır. Doktor, orada olduğunu biliyorum. Begüm'ü ver bana. Ya ne saçmalıyorsun sen? Yok diyorum Begüm sana. Doktor, eğer yalan söylüyorsan var ya... ...çok fena yaparım, senin haberin olsun. Ya ben niye yalan söyleyeyim şimdi? Yani ne alaka? Ya... İşte kapattı yine. Begüm? İrem, ben çok kötüyüm. Begüm, neredesin? Tamam, geliyorum. Sen olduğun yerde kal, tamam mı? Ayrılma oradan, ben hemen geliyorum oraya, tamam mı? Sıdık abla. Ay! Ay, ne var? Abla, donup kalmışsın bayağı. Ya ne oldu? Sen de bugün olanları mı taktın kafana? Işığı açayım mı? Işık da kapalı. Yok yok, kalsın. Ay, bir türlü aklım hafsalam almıyor Sevgi ya. Aman, bize de neyse yani. Ama bak, görüyor musun ablacığım? Zenginlerin, lüks yaşayan insanların başına neler geliyor? Herkesin başına her şey gelir de ama böylesi. Ya bu Vedat Begüm'e bunu nasıl yapar Sevgi, nasıl yapar? Bak şimdi, Nuri bana her şeyi anlattı. Şimdi bu Vedat kumar masasında çok kaybetmiş geçen akşam. Öyle böyle değil. Ondan sonra da oynamaya devam edelim, oynamaya devam edelim demiş. E Ali de demiş ki, madem öyle Begüm üzerine oynayalım. Ay, bundan sonra ne olur acaba abla ya? Ne olur bilmem ama. Olan Begüm oldu. Bütün bu olanlar da Nazan'ın işine yarayacak yani. Bir kulağına giderse... Bak, sakın Sevgi, sakın. Ay yok abla, ben bir şey demem de... Yani eninde sonunda mutlaka bir yerden duyacak. Ay abla, domuz büyüsü yaptı ya manyak. Acaba ondan mı oldu bütün bu olanlar? Of Sevgi, of! Yoklamaya geldim. Uyuyamadım anne. Ya rutubet kokuyor burası. Konaktan sonra hiç çekilmiyor yani. Seni de gören sokakta kaldı zanneder. Ay. İnanamıyorum anne ya. Ya şu evin haline baksana. Benim ne hayallerim, ne umutlarım vardı. Babamla konuştun mu? Amcamı aratsaydın keşke. Aramam dedi. Söyleyeceklerin yüzüne söyleyecekmiş. Anne, ya ne olur bir çözüm bul geri dönmem için. Hı? Ne bulayım be kızım? Yumuşamaz bundan böyle Vedat. Sokmaz bizi kapıya bacaya. Allah'ım ya. Ya ne olur bir şey olsun ya. Ya konağa geri dönmem için bir şey, bir mucize olsun ne olur. Gel canım. Şöyle. Bir şey getireyim mi üstüne? Ha? Yok. O zaman konuşalım. Hem açılırsın böylelikle. Anlat hadi, ne oldu? Begüm, Vedat seni arıyor. Arabada söylemedim sana. Bak, birkaç kez aradı beni. Hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi davrandım ama... Ya Begüm, ne oldu? Yine bir şey mi yaptı sana? Vurdu mu yine? Ha? Hayır. Bu
polise gitmemiz lazım. Başka çaremiz yok. Çok öfkeli geliyordu Vedat'ın sesi. Bak ben tedirgin oluyorum Begüm. Her şeyi yapabilir bu manyak. Doktor, aç kapıyı. Ne oluyor? Aa. Doktor içeride olduğunu biliyorum. Aç şu kapıyı. Ay tanıyor herhalde. Ne var? İrem, karım almaya geldim. Çağır gelsin. Yok burada. Burada olduğunu biliyorum Begüm'ün. Onu almadan şuradan şuraya gitmem. Çağır gelsin. Resmen evi basmış adam. Bir de bakıyor. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Vedat. Begüm burada yok. Eğer hemen çekip gitmezsen polisi arayacağım. Oldu? Allah Allah ya. Ya ne laf anlamaz bir adamsın. Yok. Begüm yok. İyi. Bir de kendim bakayım doktor hanım. Ya Vedat. Bu yaptığın haneye tecavüz. Polisi ararım. Yemin ediyorum sonuna kadar giderim Vedat. İrem Hanım neler oluyor burada? İrem Hanım iyi misiniz? Polis çağıralım. Lütfen polis çağırmayın. Her şey yolunda. Emin misiniz? Beyefendi de gidiyordu zaten. İyi siz bilirsiniz. Begüm'e söyle, yarın bana gelecek. Eğer gelmezse doktor, sürükleye sürükleye götürürüm onu. Anladın mı? İyi akşamlar. Durmuş gibiydi. Deli gibiydi. Begüm ne oldu? Sen sesim. Öyle günlük güneşlik potaları koymuşlar. Onlara aldanma. Ne olacak abi orada? Ben işten arıyorum.
Vedat abi. Ne haber koç? İyidir. Hayırdır, sen aramazdın bu saatte? Hayır hayır. Ya aklıma takıldı. Sen ne zaman Kanada'ya gidiyorsun? Ablam söylemedi mi? Bir hafta sonra. Aa doğru doğru tabii ya. Aklımdan çıkmış. E iyi o zaman, sen gitmeden önce bir akşam hep beraber oturup bir şeyler yiyelim, tamam mı? Tamam. Selam söyle ablama. Baş üstüne söylerim. Efendim anne. Vedat, oğlum neredesin? Vedat yalvarırım eve dön. Senden değil, Allah'tan bulsunlar belalarını. Başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Uyuyamıyorum Vedat. Anne, ne olursun yat dinlen lütfen ya. Hadi kapatıyorum, hadi. Vedat bak dinle... Bulmuş mu kızı? Ben o kızı bu evde bir daha istemiyorum. Senin haberin vardı değil mi? Begüm'le Ali arasındaki bu gönül meselesini. Vedat, Ali'ye rağmen aldı Begüm'ü Naci. Nasıl bir kin biriktirmiş. Yıllarca ekmeğimizi yedi. Yeri geldi, öz oğlunun önüne koydu. Bir de şu yaptığına bak. Kapımıza dikilip çıkardığı rezilliğe bak. Naciye. Bir şey yapacaksın. Ali'yi Vedat'tan uzak tutacaksın. Eğer Vedat'ın canına bir şey gelirse... seni affetmem. Kız da çıkıp gidecek Vedat'ın hayatından. Dönmeyecekti, ne olacak Naciye? Boşanırlar. Vedat Nazan'la evlenir güzel güzel. Olacağım. O kız benim soyadımı taşıyor Naciye. Benim soyadımı taşıdığı sürece de bu çatı altında yaşayacak. Ne yapılacağına sonra karar verilecek. Hop birader. Ne oluyor? Arkadaş ben gelmeden haberimin gelmesi nereden baksanız beni gururlandırdı. Patronunuzla görüşeceğim, bir çekin. Hop dedi. Dur bakalım. Oo şenlik var. Arkadaşlar derdim mevzu çıkarmak değil, adamla görüşeceğim. Nerede lan Begüm? Nereye sakladın karımı ha? Senin yapamadığını yaptı. Sonra da bastı gitti. Benim karım işte. İyi akşamlar beyler. İstedi. Ben ne yaptım Ferhat? Ne zaman bu kadar aşağılık bir adama dönüştüm? Keşke buralanmayan olsaydım.
Senin yerinde yatan ben olmalıydım şu an. O zaman bundan hiçbiri yaşanmayacaktı. La bir sus oğlum ya. Şurada yatarken bir daha adamı rahat bırakmıyorsun. Borcum iyice kabardı sana değil mi? Çok şükür döndün. Anne ya sen uyumadın mı ya? Ben sana uyu dedim. Neredeymiş buldun mu? Halide miymiş yoksa? Anne. Doktorun evindedir. Ah Vedat ah. Eğer ben Ali ile bu gönül meselelerini bilseydim... ...ben ne olursa olsun izin vermezdim bu evliliğe. Kim bilir ne yaptın nasıl çeldi senin aklına. Anne bak kalbini kırmak istemiyorum hastasın zaten. Yapma Vedat etme oğlum. Bak madem gitti bırak gitsin vazgeç şundan. Boşanacaksın derhal boşanacaksın bu kızdan. Tamam mı canım zaten hallolmuş konuşulmuş bir mesele var. Evlenirsin Nazan'la bu mesele kapanır gider. Annem benim karım Begüm. O da bu eve en kısa zamanda gelecek tamam. Şeyden sonra sen hala Nazan diyorsun. Begüm'ün eve dönmesini sağlayıp ortalığı yatıştıracağına. Yatışacak yanı mı kalmış meselenin? Hani niye hiçbiriniz görmüyorsunuz? Ha kızım Vedat'ın canı tehlikede. Baban da sen de Begüm'ün derdindesiniz. Ama kabahatin büyüğü baban da. Yıllar önce o yetimi yanımıza aldı. Şerefimizi iki paralık etti. Ailemizin adını lekeleyecek. Vedat'ın canı tehlikede. Semih kızım korkuyorum. Senin oğlunun hiç kabahati yok değil mi? Onun dışındaki herkes kötü, herkes suçlu. Rica ederim yine başlama Sami Bey. Merak etme bir şey söylemeyeceğim. Sadece... ...bundan böyle bu evde lafımın üstüne laf istemiyorum. Sana dün gece de söyledim. O gelin bu eve gelecek. Ben ne zaman gideceğine ben karar vereceğim. Semih kızım evdekilere söyle. Sağda solda boş boğazlık etmesinler. Bu işi kimsenin haberi olmadan biz çözeceğiz. Tamam baba merak etme. Kendine dikkat et babacığım. Tamam kızım. Gidiyor Sami Bey. Yani hala nasıl ayakta duruyor? Şaşırıyorum vallahi. Ay dün akşam inme inecek bir şey olacak dedim vallahi. Biri oğlu, öbürü gelini. Öbür evlatlık. Şaşır, şaşır, şaşır. Bitmedi anam, bitmedi ya. Yani düşmanlık olur da bu kadar olur mu canım? Eskiden nasıl biriydi bu Ali abla ya? Sami Bey onu elinden tutup bu eve getirdiğinde böyle 9 yaşlarında falandı. Mazlum, garip, iyi huylu bir çocuktu. Ve kimseye bir saygısızlığını, kötülüğünü görmedim. Ve çocuklarla kardeş gibiydi. Bir Naciye Hanım'dan çekiniyordu ama gene de kıymet bilirdi. Yani ikisine de vefasını gösterdi. Sonra ne oldu? Ben söyleyeyim sana ne oldu. Şimdi bu Begüm Hanım zamanında ikisine de mavi boncuk dağıtmış. Sonra Vedat Seyhanlı ya, daha zengin ya. Sonunda onunla evlenmiş işte. Yani Sevgi, gene bilip bilmeden attın bir laf ortaya. Ay abla ben de bir tarafından uydurmuyorum herhalde. Dün gece Ali demedi mi? Benim yerime tercih ettiğin adama bak diye. Düğünden beri ortada yokmuş. Demek belki adam da bu yüzden gitti işte. Aha bak şuraya yazıyorum. Yakında gazeteler, televizyonlar, medya bunları bir bir
yazarsa hiç şaşırmam. Bu boş boğazınla ben de şaşırmam. Bir daha bu konu üzerinde konuştuğunuzu duymayacağım Sevgi. Sıdık abla lütfen sen de diğerlerine söyle. Bu mesele bu evden dışarı çıkmayacak. Olur kızım olur. Bu evde yaşananlar bu evde kalır. Herkes çenesini tutsun. Vedat da deli gibi onu arıyordu dün gece. Niyeti ne? Ne yapmaya çalışıyor anlamadım. O eve gitmeyecektim be kardeşim. Tam intikamını almaktan vazgeçmişken Vedat üzerine yürüyünce kardeş bu suyu kurmasaydı benim öldüğümü düşününce delirdin değil mi? Yine de yapmayacaktım Ferhat. Yapmayacaktım. Gösterdin mi şu omzunu? Hallettim ben. Lan geçiştirme. Az buz bir şey değil o. Git adam gibi bir pansuman yaptırsınlar. Tamam Ferhat. Ferhat Bey. Buyurun kardeşim. İfadenizi alacaktık. Verebilecek durumda mısınız? Tabii tamam. İstediğinizi sorun da baştan söyleyeyim. Yani bize suyu kuranlar hakkında en ufak bir fikrim yok. Yani birileriyle mi karıştırdılar yoksa kim vurduya mı gittik? Artık orasını siz bulacaksınız. Geç açtım. Ay yok her zamanki bildiğin işler Nazan. Siz nasılsınız? İyi teyzemdeyiz biz de. Şey için aradım ben seni. Yemekte falan bizden bahsettiler mi? Amcam yengem falan. Ha? Duymadım vallahi ben öyle bir şey. Hoş zaten size sıra gelene kadar. O ne demek ya bize sıra gelene kadar ne oldu ki? Ay bilmiyorum Nazan. Yok bir şey işte. Yok gibi bir şey. Yoksa... Ya Sevgi yoksa amcam büyüyü falan mı öğrendi? Kim söyledi ya? Sen tabii hemen kendine pay biç. Ya bir yandan ben de söylemek istiyorum Nazan ama... Yani bana kimseye söyleme diye tembihlediler. Sonuçta siz ailedensiniz ama kimse sayılır mısınız? Sayılmaz mısınız onu düşünüyorum şimdi. Allah Allah çatlatmasana Sevgi ne oldu söyle. Ay Nazan benden duymuş olma ama dün gece kıyamet koptu bu evde. Ne oldu ki? Yoksa Vedat'la bir gün kavga falan mı ettiler? Ay o kavga ne ki kavga. Dün gece cinayet çıkacaktı bu evde. Yani Vedat'ı biz kumar oynuyor biliyorduk ya. O bizim bildiğimiz kumarlardan değil. Bambaşka bir şey oynamış bu sefer sorma. Emine. Emine. Kahve yapıyorum hadi aşağı gel. Sevgi, sen şu telefonu yengeme bir götürsene. Yok ben belli etmem ona bir şey bildiğimi. Yani böyle rahatsızlandığını öğrenmişim de onun için aramışım gibi yaparım. Ha sen bir telefonu götür hadi. İyi peki. Anne, biz gittikten sonra konakta olanları duysan var ya aklın çıkar. Ya bak. babacığım şimdi yengem rahatsızlanmış da biraz durumu da kötüymüş. Ya. Onun için arıyorum yani. Nazan Naciye Hanım. Vallahi hasta olduğunuzu söyleyince bir sesinizi duymak istedi. Nazan. Yengeciğim. Ha yok yok Sevgi bir şey söylemedi de nasılsın iyi misin merak ettim. Ben de sizi arayacaktım canım. Vallahi telefonda konuşulacak gibi değil canım. Amcanız da dönmeni çok istiyor. Canı çok sıkıldı sizin gittiğinizi duyunca. Hadi gelin yavrum, gelin de konuşalım. Ne
Aç be Begüm, aç. Şıracının şahidini arayalım bakalım. İrem. Canım. Uyu, uyu, kalkma. Biraz daha uyu, dinlenirsin. Vedat mı aradı? Vazgeçmez. Dedi ki beni arıyordur şimdi. Begüm ne yapacaksın peki? Bak, eğer sen istiyorsan ben senin için yardım etmeye her şekilde hazırım. O kadar imkansız bir şeyden bahsediyorsun ki İrem. Tamam, yani o delinin teki olabilir ama biz de elimizden gelen her şeyi yaparız. Gerekirse avukat tutarız, gerekirse ne bileyim koruma talep ederiz. Yaparız yani bir şeyler. Keşke söylediğin kadar kolay olsaydı. Ya. Ya Vedat istediğini elde etmeden vazgeçmez. Ona neden evlenmek zorunda kaldığımı anlatmıştım sana. Ali'yi öldürecekti. Eğer evlenmeseydim Ali şu an yaşamıyor olacaktı. Sevdiklerimi bana karşı kullanır o. Çok iyi kullanır. Ne oluyor? Kaan. Ha yok canım, yani daha neler, bu kadar vicdansız olamaz Begüm. Vedat. Vedat'tan bahsediyoruz değil mi? Kaan bir hafta sonra Kanada'ya gidecek. Biletini değiştirmem lazım bir an önce. Eğer bulamazsa benim kesin Kaan'a da bulaşır. Hazırlanıp çıkmam lazım hemen. Nereye gideceksin, nereye saklanacağım ben anlamıyorum ki. Ha bugün ayarım, bulacağım işte seni, bulacağım. Hoş bulduk Sevgi. Hoş bulduk. Anne, bak sen yine de bir şey bildiğini çaktırma, tamam mı? Hoş geldiniz. Yengecim. Nazan, kızım hoş geldin. Hoş bulduk. Ay Naci ablam, nasılsın? Geçmiş olsun. Hoş geldiniz Fazilet. Hoş bulduk. Yüzün gözün bembeyaz olmuş. Kireç gibi olmuşsun. Ay ne oldu, biz giderken iyiydin. Yenge bu arada herkes nerede, Begüm falan? Sormayın başımıza neler geldi. Dün geceden beri ölüp ölüp diriliyorum. Ay korkutma bizi Allah'ını seversen ya. Ne oldu anlat hele. Geçin salona, hadi geçin geçin. Hamza, durma öyle. Merhaba, buyurun. Kanada için bir bilet bakacaktım. Tabii. Ne zaman için düşünüyorsunuz? Yani en çabuk ne zaman varsa bugün bile olabilir. Havayolu şirketi için özel bir tercihiniz var mı? Yok, hayır. Yani aktarmalı da olur. Fiyatı da önemli değil. Yani aslında benim kardeşim bir hafta sonraya bileti var ama acil bir durumdan dolayı değiştirmemiz gerekiyor. Anladım, bir bakalım. Döndüğünden beri Vedat'la uğraşıyormuş. O gece de çocuğu oyuna getirmiş. Artık ne olduysa, nasıl inatlaştılarsa Vedat da oturmuş o masaya. Sizin gelinle o Ali'nin bir mazisi mi varmış? Ah Hamza, ben asıl bunu hazmedemiyorum. Her şeyin başı o yılan. Benim oğlumun yıllarına sebep oldu. Yetmedi, bir de ailenin adını bu pisliğe bulaştırdı. Nasıl temizleyeceğiz Allah bilir. Abim ne yapacağını biliyordur yenge.
Ben bir konuşayım onunla. Hamza, ben söyledim Sami Bey'e ama Sami Bey dinlemek istemiyor. O kızın bu eve dönmesi münasip değil. Elbet canım. Hangi yüzle dönecek bu eve? Merak etme yengeciğim. Ben ne diyeceğimi çok iyi biliyorum. Sevgi. Nerede kaldı benim ilacım? Fırsat bu fırsat. Nazan'ın durumu ne olacak? İyice bir konuş abinle. Daha evvel yaptığı gibi geçiştirmesine müsaade etme. Lafı götürmeden getirmeden anlat meramını. Karışma benim işime Fazilet. Kalkmış bana akıl veriyor. Senin aklının yüzünden düştük zaten bu hale. Yengeciğim bana müsaade. Ben biraz çıkayım. Müsaade senin Hamza. Ya Naci abla, gelinin bir hamile kaldı diye bize yüz çevirdiydin. Yok öyle şey Fazilet. Var var. Ama ne yere bakan yürek yakanmış şu gelinde. Ama korkmakta haklısın. Onu bir an evvel bu ailenin çevresinden uzaklaştırmazsan Vedat'ın başı belaya girer. Bak demedin deme. Allah korusun anne. İstediğiniz malzemeleri getirdim Ali Bey. Sağ ol. Bırakabilirsin şöyle. Yardıma ihtiyacınız var mı? Yok. Gidebilirsin sen. Yaranız iyi görünmüyor. İsterseniz bir doktor çağıralım. O bir baksın Ali Bey. Gerek yok, hallederim ben. Bir dakika. Bu nedir? Ha, dün gece odadaydı. O kadın düşürmüş. Şikayetçi olursanız belki gerekli olur diye. Tamam. Efendim ablacığım. Kaan'cığım merhaba, derste miydin? Aha evet. Ne oldu sesin telaşlı gibi? Yok, önemli bir şey yok da ben bir şey yaptım Kaan. Ben senin biletini değiştirdim. Yarın sabah gidiyorsun Kanada'ya ablacığım. Ne? Niye böyle bir şey yaptın anlamadım. Ya işte sen, ben sana böyle erken gitme, çok kalma orada falan diye seni sıkboğaz ediyordum ya. Haksızlık ettiğini düşündüm. O yüzden şimdi erkene değiştirdim biletini. Gidersin biraz orada alışırsın ortama, gezersin falan. Ne bileyim, derslerin başlamadan işte. İyi düşünmüşsün de keşke bana da bir sorsaydın ya. Abla yarın diyorsun, ben bu kadar kısa sürede nasıl hazırlanacağım onu da söyler misin lütfen? Kaan'cığım yardım ederim ben sana. Gelirim eve, toplarız beraber eşyalarını, tamam mı? İyi tamam, süper fikir. Ben geçiyorum, evde görüşürüz. Tamam, geliyorum ben de. Hadi görüşürüz. Vedat'ın kumar borçlarını konuşmak için gelen kadın var ya, kumarhane sahibi. Sibel. Ha Sibel. Gidip ondan konuşmanı istiyorum. Neden? Neden olacak Taner? Çenesini kapalı tutması için. O gece orada yaşananların hiçbirini sağda solda dillendirmeyecek. Bir de Vedat'ın bütün kumar borcunu ödeyeceğimize dair garanti ver. Ne diyorsun baba? Kaybettiğin adli hesabı yok. Şirket hisseleri, bir sürü taşınmaz mal, hepsini verecek miyiz yani? Sen ne diyorsan onu yap Taner. Ötesine berisine karışma.
meselenin hiçbir şekilde dışarıda duyulmasını istemiyorum. Onun için kendi aramızda sessizce halledeceğiz. Kusura bakma baba ama nasıl olacak o? Yani tamam, sizin söylediğinizi yaptık diyelim. Parayı ödedik. Ya öbürü? Karısını kumar masasına koydu bu adam. Onu nasıl halledeceğiz? Önce şu işi bir halledelim. Ona da sıra gelecek. Bir de o gece o kumar masasında kimler varsa hepsinin adını teker teker bulacaksın bana. Teker teker. Hamza Bey geldi. Abi merhaba. Hamza Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Sağ ol Taner. Baba ben şirkete geçiyorum. Abi şirketten burada olduğunu söylediler. Abi. Benim işim var. Gitmem lazım Hamza. Bir şeyler konuşacaktık da. Tamam da benim toplantıya gitmem gerekiyor. Sen eve git. Akşam evde konuşuruz. Vay enişte. Ne haber ya? İyidir koç senden. İyi. Beklemiyordum seni hayrola. Ya buralarda işlerim vardı erken bitti. Sana da yakındım dedim bizim koça bir uğrayayım ha. İyi etmişsin de eve gitmem lazım benim hemen. Ne evi oğlum ya? Atla arabaya takılacağız biraz. Hem ablan da katılır bize. Bana gidecekti. Senin eve. Evet demin konuştuk. Yarın gönderecekmiş beni Kanada'ya. Bileti değiştirmiş de sabah mı ne almış. Erkenden gidip gezip dolacakmış. Tabii ya. Sabah söylüyordu. Bak benim aklımdan çıkmış. Halledebilmiş demek ki. Madem buradaki son gecen ailecek takılırız ha. Ya ablam? Ya ona haber veririz. Gelir o da hadi. Vallahi karı koca bir işler çeviriyorsunuz ama hayırlısı enişte. Dönerci miyiz lan biz? Ne çevireceğiz? Sibel Hanım, Vedat'ın borçlu olduğu şahıs. Ali Mertoğlu. Evet, Ali Mertoğlu. Kendisini çok iyi biliyorum. Müşteriniz alacakları konusunda hiç şüphe duymasın. Seyhan Holding gereken neyse yapacak. Taner Bey, teşekkür ederim. Ancak Vedat Bey'in sizin ödeyemeyeceğiniz başka borçları da var. Oyundan haberim var Sibel. Öyle mi? Nereden duydunuz? Nereden duyduğum sizi hiç ilgilendirmez. O gece bu mekanda oyuna kim şahit olduysa bilmek istiyorum. Oldukça kalabalıktı o gece. Hepsinin tek tek ismini istiyorum. Güvenlik kameralarınız, tuttuğunuz başka kayıtlar vardır mutlaka. Sizden bir liste hazırlamanızı rica ediyorum. Taner Bey, böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Yani müşterilerimizin özeline girer. Ayrıca mekanımla ilgili sizinle böyle bir bilgiyi paylaşmak zorunda değilim. O paranın ödenmesini istiyorsan söylediğimi yapacaksın. Bu listeyi hemen hazırla. Begüm abla, hoş geldin. Uğur'cığım merhaba, Kaan geldi mi? Yok. Gelir o zaman, yoldadır şimdi. Bir değişiklik oldu da Kaan yarın sabah Kanada'ya gidiyor. Öyle mi? Hayırdır? Yok bir şey yok. Öyle değiştirdik biletini, erken gitsin dedik. Ben de eşyalarını toplamaya geldim. Tamam, odasını biliyorsun. Çay yaptım yeni, getireyim mi? Yok ben alırım, sağ ol. Ne oldu? Gördün mü? Kimsenin kızımızı düşündüğü yok. Bak nasıl onlarına sahip çıkıyorlar. Yediği halta rağmen Naciye dağ gibi duruyor arkasında. Tabii, abin konuşmaz seninle. Vedat o kızı bulup eve getirmeden Nazan'ın bu evdeki yeri nedir? Adı konmalı. Yemeğe oturuyoruz yenge, hadi gelin. Geliyoruz kızım, geliyoruz. Amca? Sizin yiyorum. Hadi kızım gidelim. Kızım, amcan nerede? Gelmedi anne. Canım çok sıkkın. Geldiğinden beri tek laf etmedi.
Sami Bey, bir gidip konuşsan Hamza'yla. Bak bugün yanına kadar gelmiş, geri göndermişsin adamı. İşim vardı Naciye. Hadi buyurun yemeğe geçelim. Hadi Fazıl. Dur oğlum. Dur. Neden kimse konuşmuyor? Dayımla Begüm ablam ayrılacaklar mı? Sarp. İnşallah. Sen yemeğini ye yavrum. Neden çocuğu susturuyoruz ki baba? Evet teyzeciğim. Sevgili dayın sayesinde ailemiz tam bir huzura erdi. O yüzden bu kadar mutluyuz. Hepimiz onun yediği haltı nasıl temizleyeceğimizi düşünüyoruz. Gönül. Kes sesini. Hamza, buyur gel. Gönül, kızım amcana yer ver. Oturmayacağım yenge, sağ ol. Ben bu sofraya oturmam bir daha. Ne oluyor Hamza? Geç otur. Beni ne zaman adam yerine korsun, ben o zaman otururum bu sofraya artık. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Haksız mıyım abi? Birkaç gün evvel benden kızımı istedin. Sen benim büyüğümsün. Abim böyle uygun gördü dedim ve sesimi çıkarmadım. Yengem hanımla konuştu. Sonra ne oldu? Sonra kapı dışarıydı bu evde. Dur. Nedir bu kapı dışarı edilmek? Baba, aslında tam olarak öyle değil. Nazan tatsız bir şey yaptı. Sinirler gerildi biraz. Vedat da biliyorsunuz işte, tahammül göstermedi. Gitsinler dedi yengemle Nazan'a. Bu mudur? Benim bundan haberim yoktu. Hamza, sen Vedat'ın sözüne mi itibar ediyorsun yoksa benim sözüme mi? Tabii ki senin sözüne itibar ediyorum abi. Vedat medat bilmem ben. Sen bekle dedin. Ben halledeceğim dedim. Bekledim. Ama ondan sonra tek bir kelime bile söylemedim. Hiçbir şey yapmadım. Üstüne üstlük bir de evden kovulduk. Bak abi, benim kızımın adını kimse lekeleyemez. Nasıl çözeceksen çöz bu işi. Hamza dur. Bana bak. Hamza, kızının düğününü yapıyoruz. Buyur gel dediğinde ancak gelirim kapına bir daha. Hamza. Demek yarın gidiyorsun ha? Vay be. Bak Kanada'da canın bir şeye sıkılır, yurdu falan beğenmezsen hemen değiştirip başka bir yurda geçiyorsun, tamam mı? Ben gerisini hallederim zaten. Yok Vedat abi, iyiymiş zaten yurtlar. Vay be. Okul da bitti. Oğlum seninle çok gurur duyuyoruz ya. Ben de ablan da. Ya senin desteğin olmasa zordu biliyorsun. Hadi bunu söyle diye söylemedim ben ya. Allah Allah, helal olsun. Bak ne diyeceğim. Bir mezunu bizim şirketlerden bir tanesinde işe başlarsın. Ya aslında ben Kanada'da kalırım diye düşünüyorum. Yani yüksek lisans yapayım istiyorum da. Hı. Ablam duysa hayatta izin vermez. Bak bir aya bile gürültü yapıyor. Oğlum sana çok düşkün kız, ne yapsın? Sahi nerede kaldı o? Ya ben aradım, açmadı. Büyük bir ihtimalle trafikte. Arasana bir şunu. Sorma, çok rahatladım İrem. Aha, şimdi Kaan'ın evindeyim, eşyalarını toparlıyorum işte. Yok yok, bitti sayılır. Kaan gelsin mi? Ya İrem, ben bu akşam burada Kaan'la kalırım, tamam mı canım?
Tamam. Bir saniye. Alo. Kaan arıyor. Geç kaldı zaten. Merak ettim. Bir onu açayım. Tamam mı canım? Hadi öptüm. Kaan? Abla neredesin ya? Anlamadım canım. Neden bahsediyorsun? Eniştemle oturuyoruz. Seni bekliyoruz. Nasıl sen? Vedat'la mı berabersin? Evet. O da senin gibi sürpriz yaptı bana. Versin o. Aşkım. Neredesin ya? Sabahtan beri seni bekliyoruz. Kızım ben bekletilmeyi sevmiyorum. Bilmiyor musun sen? Ya hadi çabuk ol. Biz Kaan'ı bir daha belki uzun süre göremeyeceğiz ya. Vedat sen aşağılık bir insansın. Sus sakın bir şey söyleme, tamam mı? Bir şey söylemene gerek yok. Geliyorum ben. Gelir birazdan. Efendim karar verdiniz mi? Aslına bakarsan verdik de önemli bir konuğumuz var. O gelsin ondan sonra söyleyelim. Olur mu? Tamam efendim. Sağ ol kardeşim. Kaan? Ha Begüm benim İrem. Ya bir avukat arkadaşım vardı onunla konuştum da. İrem. İrem seninle sonra konuşsak olur mu? Benim Kaan'ı bulmam lazım. Anlamadım. Sen zaten Kaan'ın yanında değil miydin? Evet Kaan'ın evindeyim de Vedat gitmiş okuldan almış çocuğu. Kaan bir şey bilmiyor. Benim bir an önce onların yanına gitmem gerekiyor. Hayır hayır sakın 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 bak Begüm. Ben polise gideyim tamam mı? Beni bekle. İrem gitmem lazım anlamıyorsun. Kaan'ın bir şey öğrenmesini istemiyorum ben. Vedat'a da güvenmiyorum zaten. Ne yapacağı belli olmaz onun. Konuşuruz tamam mı? Begüm. Telefonum çaldı da kapandı ama bakayım dedim de. Kimmiş? Vedat mı? Hı, Vedat. Neredesin Begüm? Benim dünyalar güzeli karım gelmiş. Benden kaçamazsın. Dünyanın öbür ucuna da gitsen bulurum seni. Gel. Ablacığım, Vedat abinin gözü yollarda kaldı vallahi. Sağ ya. Neden geç kaldın? Bir şey mi? Hayır. Yok bir şey. Kaan'ın eşyalarını hazırladım da biraz sen gidince bakarsın tekrar. Peki. Ne yiyelim karıcığım? Ben aç değilim. Olmaz öyle. Bak ben kurt gibi açım. Bir şeyler yiyeceğiz, tamam mı? Bakar mısınız? Buyurun efendim. Bu koç da bana 1,5 kül bastı. Hanımefendi? Salata alayım ben. Yok. Salatayı ortaya alalım. Hanımefendiye de bizim siparişlerden alalım. Tamam mı? Olur. Tamam, tamam. Teşekkürler. Biliyor musun Kaan'ı erken göndermekle çok iyi ettin. Ama bir işe yaramadı. Kaan, bak şimdi biz şöyle bir şey düşündük. Burada yemeklerimizi yiyelim. Çıkalım, senin eksiklerin varsa alışveriş yapalım. Ha? Ne dersin? Yok abi, hiç gerek yok. Ya bu arada ben söyleyeceğim de... diyorum ki, Kaan'ın dönmesine yakın. Beraber Kanada'ya gitsek, Kanada'yı görsek... biraz takılsak, eğlensek güzel olmaz mı? Ne diyorsun? Vallahi şahane fikir. Ha abla? Yorulmuş, yorulmuş. Yani Ali'nin 10 sene önce neden ortadan kaybolduğunu bilen yok mu şimdi? Yani ay, sen anlatsadık abla. Oo, çok zaman oldu kızım. Sanki Vedat'la Begüm'ün evlenme zamanı falandı.
Irak'a gitmişti Ali, bir daha da gelmedi. Ha sonra iş mi değiştirmiş, başka bir yerlere mi gitmiş diye konuşuyorlardı ama... ...sonra bir daha hiç lafını etmediler. Hmm, sen Begüm'le Vedat'ın evlendiği zamanı söylüyorsun Sıdık abla, değil mi? He. O zaman benim başından beri düşündüğüm şey doğruymuş yani. Yani Begüm'le Ali'nin arasında önceden bir ilişki varmış yani. Ay tabii ki canım. Ya dün akşam da zaten Ali eve geldiğinde... ...Begüm Hanım'a sen benim yerime Vedat'ı tercih ettin demedi mi yani? Hadi ya. Bak sen. O zaman eski aşk yeniden alevleniyor demek ki. O zaman iki aşığı barıştırmanın yolunu bulmak lazım. Sevgi. Hı. Ali nerede yaşıyordur falan, evi nerededir biliyor musun? Ay ben nereden bileyim Nazan ya? Ay bu da iyice beni posta güvercinine çevirdi yani. Yani bence sen istersen bir Gönül'e sor. Çünkü sonuçta o onun otelinde çalışıyor yani. Sağ ol canım, hiç gerek kalmadı şimdi. Nazan, bak kızım senin annen var, babam var, yengem var. Yani sana akıl vermek gibi olmasın ama... ...gözünü seveyim sen ortalığı karıştırma kızım, olur mu? Benim çantamı hazırla, sabah erken çıkacağım. Geldiği gibi duruyor çanta. Hazırlanacak bir şey yok. Bak, gitmekle hiç yetmiyorsun ama... ...kalsaydın bu iş tamamına ererdi. Ben diyeceğimi dedim. Ötesi abime kalmış. Ya abin duymazdan gelirse? Madem gittin diye umursamazsa? Umursamazsa kendisi bilir. Sen de birkaç gün daha kalırsın burada kızla. Bakarsın değişen bir şey yok. Çıkar gelirsiniz. Ne değişecek ayol bu hengamede? Düğün dernek kuracak değiller ya. Kuracaklar Fazilet. Verilen söz yerine gelecek. Gelmezse abim ne olacağını çok iyi bilir. Bir daha bizi kimse bir araya getiremez. Aile dağılır gider. Ben bunu göze aldım. Ama abim alır mı almaz mı onu göreceğiz. İnşallah dediğin gibi olur. Benim endişem Vedat. Düşmüş kızın peşine. Nazan'ı istemem diye tutturursa. Vedat kim ya? Vedat kim? Babası onun o kadar pisliğini örtecek. O da babasının sözüne karşı gelecek ha. Sende bir şey var abla. Bak geçen gün de böyle bir durgundun. İyiyim ben Kaan'cığım, sen beni merak etme. Ben ablanın yanında olduğum sürece... ...ablana hiçbir şey olmaz. Hmm. Bu arada... ...yarın senin uçağın kaçta ya? Biz bırakalım seni. Abla? Sabah 5'te. Hala gelmek istiyor musun Vedat abi? Tüylerim diken diken oldu. Bak şöyle yapalım. Bence sen inince bizi ara... ...biz zaten senin vardığını anlarız. Kalkalım yavaştan. Hay hay. Efendim Ali. Neden arıyorsun? Gönül, çok önemli olmasa aramazdım. Begüm yanında mı? Begüm mü? Begüm'ü sormak için mi arıyorsun Ali? Hangi yüzle? Hiçbir şey yapmamışsın gibi arayıp bir de Begüm'ü mü soruyorsun? Ben de saf gibi Ali bizi özlemiş, geri dönmüş diye sevinmiştim. Meğer tek isteğin abimden intikam almakmış. Arama beni. Sakın arama. Gönül lütfen kapatma. Begüm'ün nerede olduğunu bulmam lazım benim. Onun nerede olduğunu biliyor musun? Gönül. İyi akşamlar baba. Ne oldu, hallettin mi? Sibel Hanım'la konuştum. Parayı ödeyeceğimizi söyledim.
Ama listeyi vermeye yanaşmadı. Peki listeyi vermezse parayı ödemeyeceğimizi söylemedin mi? Söyledim baba. Ama kadın kurnaz. Konuyu kapatmak için nasıl uğraştığımızın farkında. Belki ekstra bir ödeme bile bekliyor olabilir. Gözün üstünde olsun. Eğer böyle bir şeye niyeti varsa önünü kesmek lazım. Tamam baba. Ama elimiz o kadar da boş değil. O gece bizim Nuri de oradaymış. Ondan birkaç isim aldım. Yine düşünecek. Eğer listeyi alamazsak o isimler işimize yarar. Tek tek hepsiyle konuşacaksın. Tek bir laf bile çıkmasın. Bir fısıltı bile duymak istemiyorum. Ben bu ismi koruyabilmek için yıllarca çalıştım. Şimdi öyle bir gecede lekelenmesine izin veremem. Kesinlikle haklısınız. Ah Vedat, ne işler açtın başımıza. Bu arada Vedat yok ortalarda. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Karısını bulup eve getirecekti. Uğraşıyor. O kadar olaydan sonra Begüm geri dönmez. Boşuna uğraşıyor. Sen anlamadın galiba Taner. Burada Begüm Hanım'ın istekleri değil söz konusu olan. Burada benim ailemin namusu, şerefi mevzu bahis. O kız da dışarıda dolaştıkça ben kimseyi susturamam. Onun için o kız bir an önce buraya gelecek. Getirecek onu buraya. Nerede olabilir ki? Belki... Baba yine kızacaksınız bana ama... Ali ile konuşmak şart. Bütün düğümler Ali'de çözülüyor. Eğer Ali'yi bu aileden uzak tutmaya ikna edebilirsek... geri kalan her şeyi çok kolay hallederiz. Aslan parçası. Ya aşkım bir şey diyeceğim. Bakın vallahi benim vicdanım sızıyor. Kaan'la biz yukarı çıkalım. Kaan'ın eşyalarını alalım. Kaan bu gece bizde kalsın, çocuklardan bir tanesi de yarın onu havalimanına bıraksın ha? Hayır. Yani Kaan şimdi yerini yadırgamasın. Yarın uzun yola gidecek, rahat uyusun değil mi Kaan'cığım? Yani hem her şeyi bir gözden geçirmiş olurum. Zaten götürmem gereken kitaplar da var, onlara da bakarım. Nasıl istersen. Canım. Ablacığım. Dikkat et gönlünü, tamam mı? Tamam abla ya. Ablama iyi bak, tamam mı? Merak edecek hiçbir şey yok. Ağlama sen de artık. Hadi hoşça kalın. Hadi bay bay. Nasıl yaparsın bunu Kaan'a ya? Nasıl kullanırsın onun? Amacın ne senin? Arabaya biner misin? Hayır, binmeyeceğim. Birini mi bekliyordun? Seni beklemiyordum diyelim. Gelen kişinin Begüm olduğunu sandım. Yok. Sadece seni telefonla bile aramamı istemediğimi söyledin. Ama şimdi buradasın. Evet. Çünkü sana çok kızgınım. Buraya intikam almak için dönmüş olduğuna inanamıyorum. Üstelik hepsi Begüm'ün yüzünden. Neler yaşadığımızı bilmiyorsun. Küçük bir kızdın sen o zamanlar. O yüzden hangi duyguyla döndüğümü de anlayamazsın. Tamam. Anlat o zaman, dinliyorum. Gönül, ben çok bedel ödedim yaşamak için. Ayakta durmak için beni Ali yapan ne varsa feda ettim. Şimdi başka bedeller ödemeye de hazırım. Ama sen bu meseleden uzak duracaksın. Nasıl uzak durabilirim? Abimi tanımıyormuş gibi konuşuyorsun Ali. Daha kötü şeyler olabilir. Sana zarar gelebilir, ölebilirsin. Umurumda mı sanıyorsun? Bana olabilecek hiçbir şey umurumda değil. Benim tek düşündüğüm Begüm. Gönül, Begüm'den haber alırsan lütfen beni ara. Begüm'ü Vedat'tan korumam gerekiyor. Yardım et bana. Çok boş bir çaba. Abim ne istiyorsa onu yapar. Ona ne sen ne de bir başkası engel olabilir. Belki de çoktan bulmuştur Begüm'ü. Belki de şimdi birliktedirler.
Begüm. İstemediğim şeyleri yapmak zorunda bırakma beni. Lütfen arabaya bin. Ne yapacaksın daha? Ha? Merak ediyorum ben gerçekten. Daha ne yapacaksın acaba? Kardeşine ne kadar düşkün olduğunu biliyorum. Çocuk şimdi dünyanın öbür ucuna gidecek, tamam mı? Başına bir sürü bela gelebilir. Bir daha geri dönmeyebilir. Sevdiklerine hasret kalabilir. Onu benden koruyabileceğini mi sandın sen? Allah belanı versin seni. Gece gece bela okunmaz. Büyük günah. Şimdi lütfen arabaya bin. Ben o eve geri dönmeyeceğim, anladın mı? Aşkım, arabaya bin, bunları konuşacağız, tamam? Abla, iyi misin? Eniştemle tatsız bir şey yok ya. İyiyim, merak etme, bir sorun yok. Kaan, merak etme. Ali, tamam abartma. Çok çocuğumuz olsun. Senden, benden, bizden böyle bir sürü çocuk olsun. Geçsinler buralarda. Tamam, iyi de yani şimdi ben okulu bitirince kreş açacağız ya. O zaman kendi çocuklarımızdan başka kimseyi alamayacağız ki okula. Nasıl para kazanacağız biz? Seni hep seveceğim ben. Ben seni hep seveceğim. Bir an bile kalbimden çıkmayacaksın. Bir an bile kalbimden çıkmayacaksın. Birlikte mutluluğun resmini yapacağız. Ben hep seni düşüneceğim. Sen benim her şeyimsin. Seni çok seviyorum. Bak, bir tane eksik kaldı. Ya tamam, tamam, tamam. Yeter, hadi gel. Neredesin Begüm? Vedat. Lütfen bırak da gideyim artık. Begüm. Eve gitmeyelim dedin, tamam. Al. Aç, her şeyin yolunda olduğunu söyle lütfen. Al. Alo İrem. Ya ben dayanamadım, aradım. İyi misin? İyiyim. Bir sorun yok, her şey yolunda. Vedat mı yanında? O yüzden rahat konuşamıyorsun. Sonra konuşalım mı İrem? Tamam. Hadi bay bay. Gel. Bak, her şeyin üstesinden geleceğiz, sana söz veriyorum. Biz karı kocayız. Birbirimize aitiz biz. Ya bütün bu olanlardan sonra nasıl hala böyle konuşabiliyorsun sen? Begüm, ne olur yapma. Lütfen yapma. Vedat, bırak lütfen. Bırakmam. Bunu aklımdan çıkar, ne olursun. Bak, sen nereye gitsen bulurum seni. Anladın mı? Ancak ben istersem ayrılırız. Ya senden her seferinde sevgi dileniyorum. Sen bunu görmüyor musun? Ha?
Tamam bak, istemiyorsan bir daha o eve gitmeyiz, tamam mı? Sen ne istiyorsan onu yaparız. Hiçbir şey, hiç kimse benim umurumda değil. Yalnızca sen... Sen benim yanımda ol yeter. Benim de hiçbir şey umurumda değil. İstemiyorum artık seni, anlamıyor musun? Benim dayanacak gücüm kalmadı artık. Sen benim karımsın. Vedat lütfen yapma. Seni seviyorum. Vedat lütfen bırakır mısın beni? Sen benimsin. Vedat bırak lütfen. Vedat. Benimsin sen. Vedat lütfen. Sen benim karımsın. Vedat yapma lütfen. Seni seviyorum. Vedat lütfen. Seni seviyorum. Bırakır mısın? Seni seviyorum. Vedat ne olur. Açık olsun Hamza. Biz en kısa zamanda bir şeyler düşüneceğiz. Yenge. Güle güle Hamza. Hadi Allah'a ısmarladık. Görüşürüz babacığım. Hayırlı yolculuklar. Hepsi bitecek Mine. Ne olur derslerinden de geri kaldın. Benim aklım hep sende anacığım ya. Güzel kızım benim. Hayrola, nereye gidiyorsunuz? Kuaföre gideceğim. Oradan da dolaşırım biraz. Ay vallahi köy yanar deli taranır. Vallaha. Sevgi sen onu bunu bırak da. Begüm nerededir sence? Bilmiyorum. Gidebileceği çok yer yok aslında ama. İyi de sokakta mı kalıyor bu kız kaç gündür? O adamı gitmiş olmasın? Vallahi bilmiyorum ama... Ay yok ya, yapmamıştır öyle bir şey. Günahını almayalım şimdi kadının. Yapmamıştır. Nerede o zaman bu kız? Akrabası da yok diyorsun. Otelde falan mı kalıyor acaba? Bak aslında otel olabilir. Bir de yakın bir arkadaşı vardı doktor hanım, İrem Hanım. Ona gitmiş olabilir. Yani ben olsam ona giderdim. Doğru İrem. Doktor İrem, evet. İyi, hadi görüşürüz. Vedat amca seni sevmiyor. Begüm ablayı seviyor. Şşt kız. Aa. Sarp da öyle söylüyor. Begüm abla geri dönecekmiş bu eve. Bak sen küçük cadıya bak. Aynı anasının kızı. Bu saatten sonra nasıl dönecekmiş Begüm bu eve göreceğiz canım. Hadi görüşürüz. Ay kız, ne güzel lafı yapıştırdın dandiye. İyi de yaptın ha. Çok komik oldu. Sevgi, nereye gidiyor bu? Koyfer'e gidiyor. Bak sakın ağzından bir laf vereyim deme ha.
Vallahi sonunda senin başına patlar bu iş. Ay tamam abla, dikkat ediyorum herhalde ben. Asma suratını Fazilet. Sami Bey'in Hamza'ya dediklerini duydun. Yok abla ya, öyle bir şey için değil. Korkum bu olayların duyulması. Şşt, Allah korusun. Olmayacak öyle bir şey. Sami Bey çocukla uğraşıyorlar işte. Sen ne yapıyorsun? Vedat'ı uzak tut o kızdan. Vallahi böylesi her türlü belayı çağırır insanın başına. Hele bir de böyle bir mazisi varmış o oğlanla. Herkes Sami Bey'in evlatlığıyla gelinde arasında evvelce olan bir gönül ilişkisi varmış diyecekler. Tüh tüh tüh. Namus bir yere düştü mü? Bir daha kaldıramaz kimse. Bak, kız yok ortalarda. Vedat'ın nikahı altında. Hala Seyhan'la adını taşıyor. Ne belli o haliyle olmadı ha? Aman ne olur Vedat bunları duymasın Fazilet. O rezille kapışmak için fırsat kolluyor zaten. Yemin ederim çeker vurur ikisini de öldürür. Engel olmazsanız olacağı bu abla. Allah korusun. Onlar geberip gider. Vedat hapislerde çürür. Allah korusun. Ne haber? Ne yapıyorsun? Abla, senin ne işin var burada? Sarp'ı okula bıraktım. Sonra da eve gitmek içimden gelmedi. Ay Sarp'a kaç defa tembih ettim. Oğlum okulda kimseye bir şey söyleme diye. Ay nasıl bir kabus bu ya? Dur ben sana bir kahve söyleyeyim. Aa yok yok. Bırak şimdi kahveyi. Canım Gönül, sence Begüm nerededir? Ali'nin yanında olmadığı kesin. Dün akşam Ali beni aradı. Begüm'ü sordu. Ciddi misin sen? Vedat'ın yanındadır belki. Bilmiyorum. Gerçi abim bulmuş olsaydı eve getirirdi onu. Ay zavallı kız. Onca şeyden sonra bir de bu geldi başına. Kusura bakma abla ama ben senin gibi bakamıyorum olaya. Yıllardır kandırıldığımızı hiç düşünmüyor musun? Begüm'ün Ali ile daha önceden bir ilişkisi varmış. Yani Begüm hem Ali'yi hem abimi aynı anda idare etmiş olabilir. Ayrıca aynı evde yaşadıklarını, kardeş gibi büyüdüklerini hiç mi bilmiyordu? Kesin biliyordur. Tabii ama zengin ve güçlü olan Vedat olduğu için tercihini ondan yana kullandı. Ali de bu yüzden hepimize düşman oldu. Belki işin içinde başka şeyler vardır. Bilmiyoruz ki. Allah aşkına bu kadar saf olma abla. Begüm'ü savunacağım diye komik duruma düşüyorsun. Şu halimize bak. Babam perişan, annem ne halde? Koskoca Seyhan'la ailesi olarak üçüncü sayfa bir habere konu olacağız diye ödümüz kopuyor. Ay, ay. Ofise geldiğimden beri bütün magazin sitelerini tek tek tarıyorum. Rezillik. Bu haber duyulduğunda sokağa çıkacak halimiz kalmayacak. İşte o zaman ben bunun neyini savunup neyini yalanlayacağımı bilmiyorum. Bir sürü müşterim var, arkadaşlarım, babamın iş çevresi. Allah'ım düşünmek bile istemiyorum. Sarp'ın okulunda da herkes öğrenir. Evet, aynen öyle. Ya Gönül, bunu engellemenin bir yolu yok mu? Dua etmekten başka bir yolu yok. Ay. Ay. Hayır. Hayır ya, hayır. Ne oldu? Gönül ne oldu? İnanmıyorum. Efendim kızım? Baba hemen sana yolladığım internet sitesine bakar mısın? Hayırdır? Ne olmuş? Bakınca anlayacaksın baba. Ben de hemen çıkıyorum. Tamam bakıyorum. Görüşürüz. Hemen çıkalım.
Merhaba. Merhaba. Buyurun hanımefendi. Ali Bey'le görüşmek için geldim. Randevunuz var mı? Hayır ama o beni tanır. Nazan Seyhanlı derseniz bilir. Buyurun. Merhaba Ali. Ben Nazan. Nazan? Sen çıkaramayacaksın muhtemelen. Ben söyleyeyim en iyisi. Gönül'ün amcasının kızıyım ben. Biz Adana'da yaşıyorduk ama arada bir gelirdik. Hatırladım. Nasıl Nazan? Beni boş ver de ben acil bir şey için geldim. Begüm için. Begüm mü? O iyi mi? Yani inşallah iyidir. Vedat günlerdir onu arıyor. Bence Begüm'e sadece sen yardım edebilirsin. Ya hem üzülüyorum onun için hem de endişeleniyorum. Nasıl söylesem, evdekiler onun hakkında pek iyi konuşmuyor açıkçası. Sizin Vedatlarınızdaki şu oyun meselesi yüzünden kıza çok yükleniyorlar. Ben de Vedat'ın kötü bir şey yapmasından çok korkuyorum. Begüm nerede olduğunu biliyor musun? Yani tam olarak emin değilim ama İrem diye bir doktor arkadaşı var. Adresini de aldım. Burada kalıyor galiba. Begüm. 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 Senin telefon kapalıydı hep. Begüm bir şey mi oldu? Begüm. Ne kadar aptalım ya. Bir de soruyorum sana. Yine bir şey yaptı değil mi o Allah'ın cezası? İrem. Gitmem lazım. Bir an önce kaçmam lazım. Lütfen yardım et. Tamam. Bir sakin ol. İrem kaçmam lazım diyorum. Bir saniye bile kalamam burada. Lütfen. Dur bir dakika. Biz bu halde hiçbir yere gidemeyiz biz. İrem yalvarırım yardım et ne olursun. Bak burada kaldığımı biliyor. Şimdi gelecek buraya uyanmıştır ne olursun. Bir an önce gitmemiz lazım. Bir yer bul lütfen ne olursun. Ben o eve geri dönmek istemiyorum. Dönmek istemiyorum anne. Bir tane canım yardım et. Yardım et lütfen. İrem çabuk lütfen hadi. Tamam hemen çıkıyoruz. Babaannemin evine gideceğiz. Vedat bizi orada bulamaz. Hadi.
Ben seni bırakır dönerim oradan, yoksa Vedat şüphelenir. Beni yalnız mı bırakacaksın? Ya olur mu öyle şey? Ben bir şekilde zaten bir yolunu bul, geleceğim Begüm. Hadi bin. Ne işin var senin burada? Konuşmamız lazım. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Begüm, gitmemiz lazım. Nereye gidiyorsun? Sana ne? Sana ne Ali? O eve geri dönemezsin. Vedat her şeyi yapar sana. Sana ne dedim ya? Çıkın gidin ikiniz de hayatımdan. Hadi İrem. Begüm, hayatın tehlikede diyorum sana. Benimle gelmek zorundasın. Ya sana ne diyorum ya? Ali. Ali. Ne oldu? Ali. Nasıl var bunun? Bu çok kötü. Ateşi de var. Hastaneye götürmemiz lazım. Benim yüzümden İrem. Ben ateş ettim ona. Ateş mi ettin? Ha Begüm. Bu şekilde götüremeyiz hastaneye zaten. Mutlaka soruşturma açarlar. Kurşun yarası çünkü bu. Bir şey yapmamız lazım. Vedat gelecek şimdi. Lütfen hadi arabaya binelim. Tamam hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi.